أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين صلى الله عليه وسلم Mevla Teala hakkıyla dinleyip hakkıyla tesirlenmek cümlemize nasip etsin. Hoşlandığı, razı olduğu tüm güzellikleri bize ikram etsin. Hoşlanmadığı, razı olmadığı hallerden, yerlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Sevdiklerinden dünya ahirette bizi ayırmasın. Hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak eylesin. Mevla Teala hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. Sizlerle sohbetim programında buluşmak benim için çok büyük mutluluk, çok büyük güzellik. Elhamdülillah bu nimet için Rabbime sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Kullara teşekkür etmesini bilmeyen Rabbine teşekkür edemez. O yüzden sizlere de teşekkür ediyorum. Rabbime de teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, Perşembe günleri biz normal şartlarda her hafta Perşembe günleri Fatih'teki medreselerimize, oradaki medreselerimizde hem dışarıdan cemaatin katılmasıyla hem de talebelerinle beraber orada bir sohbet oluyor. Sonra sohbet olduktan sonra saat 12 gibi öğlen namazını kılıyoruz. Oradan da Efendi Hazretlerimizi ziyarete gidiyoruz. Bugün de onlardan bir tanesini yaşadık. Ancak dikkatimi çeken şey şurası. Medresede yapmış olduğum, hakikaten söylüyorum, sohbet, maşallah diyorum, bir feyiz, bir bereket, bir güzellik. O Kur'an bülbüllerinin içinde, Kur'an aşıkları içinde, Kur'an'ı ezberleyen hafızların içinde Allah bir feyiz veriyor, bir bereket veriyor. Saatler nasıl geçtiği anlaşılmıyor. O kadar tatlı oluyor ya. Ya... Bakıyorum, çocuklar nur olmuş. Bildiğin nur. Şıkır şıkır. Niye? Her an Kur'an'la meşguller. Teneffüs yapıyorlar, teneffüs peşi Kur'an. Namaz kılıyorlar, peşi Kur'an. Yemek yiyorlar, peşi Kur'an. Ve onunla, Kur'an'la alakalı ilimler. Yani gerçekten medrese gerisi vesvese diyor ya Efendi Hazretlerimiz. Hakikaten böyle ya. Sonra düşündüm. Ne düşündüm biliyor musunuz? Ben bunu FM TV'de söyleyeceğim ya dedim. Bu gün karar verdim. Söyleme kararı verdim. Ne kararı? Gerçekten sizin çocuklarınız medresede hiç okudu mu? Allah'la tanıştı mı? Peygamberle tanıştı mı? Kitabullah'la tanıştı mı? Hocalar tanır mı? Saygı bilir mi? İslami duruş bilir mi? Yoksa medreseden uzak, Allah tanıma konusunda zayıf, peygamber tanıma konusunda son derece zayıf, evet hoca tanıma konusunda son derece uzak, Allah muhafaza etsin. Kitabullah'la alakalı hiçbir bağlantısı yok. Ya Allah muhafaza etsin. Durum nasıl? Ya insan kendine sormalı, sormalı ya. Eğer kendisine çocuklara gerçekten Kur'an ve sünnet ölçülerinde Allah'ı, peygamberi, kitabullah'ı öğretmezsen evet çok büyük bir vebaldesin ve o evlat senden şikayetçi olacak. Bunlar ayet-i kerime. O yüzden kıymetli dostlar düşündüm ya, şöyle medreseye bir baktım. Ya Efendi Hazretimiz bu tekke medresesi, buraya tekke medresesi diyoruz biz oraya. Orada çok hafız yetiştirdik, hala yetişiyor şükürler olsun. Çok. Oraya ilk ben başladım buraya. Efendi Hazretleri'nin emriyle başladım. O da 17 yaşındaydım o zaman. Sonra Efendi Hazretleri bir gün geldi oraya. Çocuklara sohbet etti.
Şimdi efendim sohbet ettiği yerde sohbet ediyorum. Yani onun oturduğu yerde oturuyorum. Tabii. O da bir başka feyiz veriyor. Buyurduk efendim Hazretleri, bütün dedi programla şeyle günlerinizi programlı yapın. Dersler programlı olsun, her şey programlı olsun. Programsız vazifeniz olmasın. O söz 93 yılında söyledi opusuz bana. Çok önemli bir sözdü ya. Hayatımın her alanını şimdi programlı yaparım. Hafta sonuymuş, hafta başıymış, bilmem ne, hiç önemli değil. Evet, cumartesi, pazar, cuma bilmem ne, hiç. Uyku saati bellidir. Nurullah dinliyor mu? Bir şey anlatıyorum bak, dinlemişsin yani. Uyku saatim belli. Kalktığım saat belli. Yeme saatim belli. İçme saatim belli. Tabii böyle hepsi. Programlı yapın dedi efendisi. Evet, şey programlı yani. Öyle kalkıp program hayat yok. Yattığım belli. Kalktığım belli. Ne zaman yatacağım belli. Ne zaman kalkacağım belli. Bu akşam kafana göre yatacaksın. Yarın başka saatte yatacaksın. Böyle olmaz ki. Bu disiplinsiz abi. Ne zaman yatacağım belli. Ne zaman kalkacağım belli. Ya hafta sonu işte biraz fazla uyumuyor olmaz. Niye? Ne gereği var ya? Belli. Böyle programlı hayat. Çok güzel. Zevkli bir hayat. Normal bazı insanlara uymuyor ama biz gerçekten çok mutluyum ben bu konuda yani. Şükürler olsun. Tavsiye ederim. Programlı hayat. Şimdi bunları söyledikten sonra asıl konuya gelin. Bugün etkilendiğim bir şeyi talebelere anlatma ihtiyacı hissettim. Size de anlatacağım. 10 yaşında bir çocuk gördüm. İşte artık nerede gördüm? İlla bir şey gönderiyorlar da videolardan da falan. 10. Gazze'li bir çocuk. 10 yaşında. Tayyip Aga gördün mü sen onu? Tayyip Aga derken yanlış anlamayın. Başkana söylemiyorum. Yani burada bir tane Tayyip Aga'mız var da. Ona söyleyeyim. Sonra aklı, yanlış ifade kullanma olmaz. Ağır olur yani. Hoş olmaz. Bizim bir de Tayyip kardeşimiz var orada. Tayyip hafızımız, hocamız. Ona söylüyorum yani. Tayyip Aga diye. Yoksa kalkıp da Cumhurbaşkanı'na öyle bir ifade kullanıyor diye düşünürsen ayıp olur. Ağır olur yani. Öyle değil yani. Neyse şimdi bunu da söyledim. İhtiyacım. Söyledikten sonra. Şimdi 10 yaşında bir çocuk Gazze'li bir çocuk. Bilmiyor musun Nurullah? Nurullah bak Allah'ın nuru. Ya. Ondan nurlu ki hayatı. Hafız o biliyorsun değil mi? He? Ama hep kayıp. Hiç görmüyor musun beni? Neyse göreceğiz artık. Gazze'li bir çocuk. 10 yaşlarında bir çocuk. Annesi diyor ki ona. Ben çok etkilendim. Annesi diyor ki ona, oğlum diyor, bize diyor, dünya liderleri, Müslüman liderler sahip çıkmadı. Yardım etmedi. Diyor ki anne, sakın de öyle deme diyor. Sakın de öyle deme diyor. Biz diyor, hiçbirinden yardım beklemiyoruz diyor. Biz sadece ve sadece Allah'tan yardım bekliyoruz diyor. Hatta diyor anne, İbrahim Aleyhisselam ateşe giderken Cibril Emine ne dedi? Ey Cibril senden değil, senden yardım beklemiyorum. Allah'tan yardım bekliyorum. Biz de öyle diyoruz anne. Cibril Emin'den bile değil, Allah'tan yardım bekliyoruz. Ya 10 yaşında bir çocuğa bu şuuru, bu hassasiyeti vermişler be kardeş. Bu güzelliği vermişler ya. 10 yaşında bir çocuk. Kaç yaşında? 10 ya. İnan ben çok etkilendim. Baktım ki çocuk. Dedim ki bu sefer ben dur. Bak talebeye ne anlatacağım. Ne anlattım biliyor musun? Osman bin Me'zun radıyallahu anh. 17-18 yaşlarında. Sen kaç yaşındasın? Bak senin yaşındaymış işte. Bak senin yaşın demiş. Kendisi sahabe-i kiram. Genç sahabe. Mekke'de amcası çok kuvvetli bir kafir.
Çok kuvvetli bir kafir. O amcasının yüzünden Osman'a ne yapmıyorlar? Eziyet etmiyorlar yani. Niye? Amca iyi bir gavur ya. İyi derken yani gavurun iyi olmaz da anlaş yani. Sonra Osman bin Mezun bakıyor ki etrafına kendi Müslüman kardeşleri eziyet çekiyor. Bakıyor ki Bilal-i Habeşi'ye radıyallahu anh boynuna ip takmışlar. Oralarda dolaştırıyorlar. Habbab bin Eyyat'a bakıyor. Demir kaynatmışlar. Sırtına dayıyorlar. Etler gidiyor. Kemik kemiğe dayanıyor. Öbür taraftan diğer sahabeye bakıyorlar. Almışlar demiri. Gözlerine ateşten demiş, gözlerine sürer, kör oluyor. Öbür taraftan sonra Sümeyye anneye bakıyor, bir ayağı deveye, bir ayağı deveye, ikiye ayrılmış. Gidiyor amcasına diyor ki, Osman bin Mezun radıyallahu anh. Amca, beni diyor, himayenden çıkar. Senin gibi bir kafirin himayesinde olmak istemiyorum ben diyor. Niye? Bakıyor ki kardeşleri, bütün Müslümanlar eziyet çekiyor. Onlar eziyet çekerken ben rahatlı olma durumu olmaz. Amca Müslüman değil ama amcalık merhametiyle oğlum ne yapıyorsun diyor sen. Ne yapıyorsun diyor ya. Seni parçalarlar, öldürürler dayaktan. Sen karışma diyor. Himayenden çıkar beni. Açıklama yap diyor. Amcaya baskı yapıyor. Amca diyor ki Osman bundan sonra benim himayemde değildir. Himayemde. Bu sefer tabii alıyorlar Osman bin Mezun'a da alıyorlar bunu. Veriyorlar dayağı buna. Gencilik insan. Dayağı yiyor. Bayağı hırpalanıyor tabii. Amcası geliyor diyor ki ne oldu Osman? Bak gördün mü halini? Amca, senin gibi bir kafirin himayesinde olmaktansa kardeşlerimin eziyetine razıyım ben diyor. Ya biraz düşünmek lazım bunları ya bu. Konuşuyoruz ama öyle değil ya. Bak bir şey söyleniyor ya. Senin gibi bir kafirin himayesinde olmaktansa böyle zalim insanların esaretinde olmaktansa çile çekmeye razıyım diyor ya. Kardeşlerimin çekmiş olduğu eziyete razıyım ben diyor. Şimdi sen söyle. Aman eline soğuk su değmesin. Aman ayağına diken batmasın. Aman şöyle olur. Aman böyle olur. Ulan çocuklarımız dinden çıktı be kardeşim. Gençliğimiz Allah tanımıyor ya. Neyse kızmayacaktım değil mi? Doktor dedi kızma. Ciddi söylüyorum. Bugün doktora gittim ben. Ayağımda gut olmuş ya. Bir türlü kurtulamadım bu guttan. 40 gündür et yemiyorum. Bayağı bildin kırmızı eti. Kırmızı et ne renk olduğunu unuttum neredeyse yani. 40 gündür yemiyorum. Gittim doktora dedim ya ben dedim 40 gündür et yemiyorum. Kırmızı et yemeyeceksin demişlerdi bana. 40 gündür et yemiyorum. Hocam diyor sırf etten de olmuyor diyor bu diyor. Bu zaman diyor ne yapacaksın diyor. Yoğurt yemeyeceksin. Ulan arkadaş yoğurt yemeyeceksin diyor. Süt içmeyeceksin diyor. Peynir yemeyeceksin diyor. Tereyağı yemeyeceksin diyor. İyidin ne yiyeceğim ben ya Allah rızası için. Ya ne yiyeceğim be kardeşim ya? Onu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim. Bu nasıl iş ya? Ya. Tabii ya. Ondan sonra. İşte o yüzden gençliğin kıymetini bilin. Şimdi bak hiç kimse size şunu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim yapmıyor. Demiyor. Bir baktı, tansiyon yüksek. Hocam diyor, tansiyon yaşına içmiyor musun? İçiyorum dedim ama bu ara periz yapıyorum dedim. Periz yaptığım için sen söyle. Ben kaytardım diyor. Kaytarmak yok diyor. Doktordan bir şey yedik. Neyse o da biraz bilgi.
merak edersiniz. Yoksa önemli değil yani. Şimdi asıl konuya gelelim. Bak, Osman bin Mezun kardeşlerim eziyet çekerken, şimdi soruyorum sana. Hani müminler kardeş, Allah Celle buyuruyor. Gazze'de ya, hiç düşündün mü ya? Gazze'de çocuğun paramparça olmuş. O paramparça olmuş çocuğu topluyorsun. Poşete koyuyorsun. Babaya teslim ediyorsun. Oğlum sen anlamazsın. Yanlış anlamın oğlum lan. Şimdi öyle dinliyorsun ama nasıl anlayacaksın sen ki? Baba mısın sen? Evlenmen lazım. Çocuğun olması lazım. O zaman bunu anlayacaksın. Yoksa şimdi dinlersin sadece. Ya çok etkilendim falan dersin. Ama nerede bunu? Düşün bakayım. Bak o Baki, Abdülbaki var ya. O da 200 sene önce o da anlamazdı. Bak şimdi o anlar onu. Niye? Çünkü baba. O yaşlarda çocuğu var. Anladın? Ya. Gördün mü? O yüzden anlaman için senin yapman lazım. Çok içine girmen lazım. Biraz daha toparlaman lazım. Anladın mı? Bak baba oluyorsun. Çocuğun. Ve çocuğun paramparça oluyor. Ve paramparça çocuğu ne yapıyorlar? Topluyorlar. Poşete koyup sana veriyorlar. Ya, ne haber? Hani kardeşlik? Onlarla biz kardeş değil miyiz? Nerede senin o gönül mahzuniyetin? Nerede senin devamlı onlara duan? Nerede senin boykotun? Nerede senin kardeşim, kardeşlerinle alakalı gerçekten çırpınışın? Bak zalimler haberlerde bile ne yapmamaya çalışıyorlar? Verdirtmemeye çalışıyorlar. Ya, gördün mü sen? Baştan. Yok. Biz kendimize gelmemiz lazım. Gelmemiz lazım ya. Yoksa bu vebalin altından kalkamayız. Mahcup oluruz Rabbimize ya. Ne yapıyorsunuz der Mevlata ya? Kardeşlerinizin durumu bu ülke. Siz ne yapıyorsunuz ya? Düşmüşsün dünyanın derdine. Zevkin derdine. Neşenin derdine. Hiç. Fark etmez. Öyle olur mu? Mevla ne hesap verir insan o zaman? Gözün önünde bu olaylar olurken sen nasıl kardeşim? Çeki düzen vermezsin kendine. Hala o zalimlerin filmlerini seyredersin. Hala o zalimlerin dizilerin peşinde gidersin. Hala o zalimlerin fenomenlerini takip edersin. Hala o zalimlerin bu mallarına alışveriş yaparsın. Hala o zalimlerin, sen söyle, ahlakıyla ahlaklanmaya kalkarsın. Hala o zalimlere meyletmeye çalışırsın. Bu nasıl iş ulan? Ya. Sizi tenzih ederim. Yapmazsınız siz. Ama çok fena yakalanmış gibi duruyorsunuz. İşte diyemediniz yapmayız ya. İnşallah yapmazsınız. Rabbim muhafaza etsin. Ya. O yüzden kıymetli dostlar. İyi tefekkür etmek. Çocuklara bunu anlattım. Osman bin Mezun'u anlattım. Bir de şunu anlattım. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki 7. diyor Müslümanım ben diyor. Kaçıncı Müslümanmış? Gıfar kabilesine mensup kendisi. Gıfar kabilesi eşkıya kabilesi yani. Yoldan geçenleri çeviren kabile var ya. O demek yani. Şimdi duymuş gibi peygamber geldi ama tabi bilmiyor kim. Nasıl, olay ne? Ama Mekke'de bir peygamber ne yaptı? Bir kulağına gelmiş yani. O da gelmiş Beytullah'a. Gıfar uzak. Beytullah da uzak. Ama Suriye, Şam'a giderken o yoldan geçmek zorunda kalıyormuş yani kafileyle. Gelmiş şeye, sen söyle, Beytullah'a. Bakıyor bir değişiklik yok. Yani bir, çünkü o zaman daha henüz İslam'ın aşikar edilmesi meselesi daha henüz başlamamıştı.
aşikar edilmesiz başlamadığından dolayı gizli gizli tebliğ vardı yani. O yüzden dolayı ne yapıyorlardı? Gizli gizli davet vardı yani. Bu sefer